Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosunda yine beraberiz. Bu hafta sizlere arkadaşlar General Home Full HD aksiyon kamera tanıtımını yapacağız. Bunu ben gündelik hayatta kullanmak için özellikle işte araç içerisinde olsun veya işte böyle aksiyon çekimlerinde kullanmak üzere aldım. Bende mevcut olan bir aksiyon kameram var. GoPro marka. Kameramdan memnunum. Lakin pahalı bir kamera olduğu için her yere rahatlıkla kullanma tereddüt ediyorum. O yüzden dolayı bunu gündelik hayatta ve özellikle araç içerisinde kullanmak için temin ettim. Umarım iş görür. Ben de hiç denemedim, bakmadım. Beraber kutu açılımını yapacağız. Ve artılarını eksilerini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle açılımına bakalım. Şuralarda pulları falan var. Şuradan şunu açalım. Şöyle. Şu şekilde evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu vitrinde herhalde göstermek amaçlı bir kullanılan malzeme. Bunu kenar koyuyoruz. Şöyle kutuyu açtan açalım bakalım. Bu kutu açılımını benim normal kullandığım kameranın kutu açılımına benzettiğim için muhtemelen buradan açılıp çıkması gerekiyor. Şöyle dursun bakalım. Yırttık biraz. Evet, nihayet başarabildik. Şöyle arkadaşlar, kutuyu yukarı itilesek, evet yukarı doğru çıkıyor. Şöyle bir kutu. Şimdilik işimiz yoktur bununla. Evet arkadaşlar, daha sonra kutumuzun nereden açılacağına bakıyoruz. Şöyle arada şu şekilde açılıyor. Evet, yalnız dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu üstteki tabla çıkıyor mu? Çıkıyordur muhtemelen. Ama biz şöyle şuradan açıp şu şekilde çıkartalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde kameramızı açtık. Öncelikle bir kutu içeriğinde ne var ona bakalım. Bir adet tanıtım kitapçığı arkadaşlar. Bu herhalde selfie çubuğuna falan veya tripoda takmak için bir aparat arkadaşlar. Bu yine kameraya bağlayıp kaskımıza veya işte aparatını nereye takmak istiyorsak oraya kullanabileceğimiz bir malzeme. Burada yine bir kafa şeyi falan var. Bu selfie çubuğu mu, tripod mu tam olarak bilemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bu da yine ona benzer bir aparat. Onlarda kullanılabilecek bir malzeme. Daha sonra arkadaşlar. Bu şarj kablosu veya aktarma kablosu. USB. Evet. Bu da herhalde muhtemelen bisiklet ya da motosiklete takmak için bir aparat. İçinde lastik falan var. Arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, bunlar da 3D bantlar, yapıştırıcılar. Yalnız benim aldığım kamerada 3 tane çıkmıştı. Aksiyon kamerada. Bunda bir tane olması üzücü yani. Çünkü kaska takıyorsun, motosiklet üstüne takıyorsun veya araca herhangi bir yerine monte ediyorsun. Bu da kullanabiliyorsun. Bu tek olması tek bir yerde kullanacaksınız anlamına geliyor. O da ister istemez sanırım yeterli olmayacaktır. Evet. Bir adet kemer var. Bu artık kayış taşımak için mi yoksa herhangi bir yere takmak için mi? Ona birazdan bakacağız arkadaşlar. Bir adet somun çıktı. Bunda ne işe yaradığını birazdan görürüz arkadaşlar. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Başka bir şey yoktur. Şimdi bakalım. Bataryamız dolu mu boş mu? Ona bakalım. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Şurada bir şarj kablomuz var. Bu şarj etmek için de kullanılır. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu hem şarj etmek için hem de aktarma kablosu olarak kullanabiliriz. Eğer SD kart çıkartmıyorsanız direktmen bilgisayara bağlayıp görüntüyü alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir dursun.
Tabii bunu kutu açılımında şey yoktu arkadaşlar. SD kart, hafıza kartı yoktu. Ben yedek olarak yanıma bir tane aldım. 32 GB'lık. Bu tür aksiyon kameralarda arkadaşlar kullanırken Class 10. Yani şurada. Göstereyim ne kadar görünür bilmiyorum ama. Şurada daire içerisinde bir 10 yazması lazım arkadaşlar. Eğer bu 10 yazısı yoksa 4 olur veya 8 olur. Bunların yazım hızı düşük olduğu için çekim esnasında yer yer kesilmeler, kopmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden dolayı Class 10'u kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, daha sonraki aparatlarımız. Şöyle teker teker hepsine bakacağız. Bu da yine arkadaşlar ya küçük tripodlar için ya da normal selfie çubuğuna takmamız için bir aparat. Çünkü kafa onlara benziyor. Bunlar zamanla zaten çözer kavrarız arkadaşlar. Benim için önemli olan çekim kalitesinin nasıl olduğu ve işimizi görebilecek düzeyde bir ürün mü? Yani hani o verdiğimiz parayı hak eder mi? 3D bandı arkadaşlar çok da kaliteli değil. Daha önceki kameramla kıyaslayarak söylüyorum bunu arkadaşlar. Çünkü onun genelde üstündeydi aparat ve çok da sağlam tutuyordu. Yapıştırdığın zaman kaldırmak için bayağı bir güç sarf etmen gerekiyordu. Ve kaldırdıktan sonra tekrar yapıştırdığın zaman yine aynı şekilde verimli bir şekilde kullanabiliyorduk arkadaşlar. Ama bunun için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu da şöyle bir dursun. Daha sonra şu aparatımıza bakalım. Bu da dediğim gibi arkadaşlar bisiklet ya da motosiklet gidonuna takmak için şey yapıp bak bu parçada muhtemelen burayı için kullanılıyor arkadaşlar. Oraya takıp bunu buraya takıp bilgisayar şeyde bisiklette ya da işte motosiklette yatay dikey nasıl kullanmamız gerekiyorsa ona göre ayarlayıp kullanmamız için. Burada tripod ve selfie çubuğu için bir aparatımız var. Bunun olması güzel. Çünkü normalde çekim yaparken ekran görmediğimiz için sorun yaşayabiliyoruz ve cep telefonlarının selfie çubuklarına da bunlar uyumlu olmuyor arkadaşlar. Şöyle bu aparat fena değil. İş görür arkadaşlar. Ama tabii bu tür malzemeleri kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla güneşte durduğu zaman sıcak etkisiyle bozulma, deforme olabiliyor ve çabuk çatlamaya neden olabiliyor arkadaşlar. Şöyle. Sanırım tripoda bağlanma için bu aparat var arkadaşlar. Veya selfie çubuğuna sadece bunu kullanmadan kullanmak istiyorsak bunu takabiliyoruz. Bu şekilde sıkıştırıp kullanma imkanı veriyor. Evet, bu da arkadaşlar dediğim gibi malzemeyi nerede kullanmak istiyorsak orada kullanacağımız. Bir de açabilseydik daha iyi olacaktı. Yırtmak istemiyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bu da ne işe yarıyor? İşte mesela şu aparatlarda arkadaşlar takıp çıkartma işlemine yarıyor. Tabii biraz yeni olduğu için arkadaşlar zorlanabilirsiniz. Şöyle takıp çıt ettiğinden emin olduktan sonra kullanıma başlayın. Çünkü tam oturmazsa yol esnasında titreşim veya herhangi bir nedenden dolayı düşerse bu da sizin için olumsuz bir neden olur. Bu ilk etapta zor takılıp çıkar ama birkaç defa kullandıktan sonra rahat bir şekilde takıp çıkartma olanağı verir size arkadaşlar. Bunun dışında vidanın nereden geldiğini, ne işe yaradığını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Biraz sonra umarım nereye ait olduğuna dair bir kanıya varırız. Çünkü belki şuradaki parçaların yedeği olabilir mi? Muhtemelen yedek bir parça olarak koymuşlar arkadaşlar. Çünkü şuralardaki vidaların yerleri zamanla aşınıp düşme olabiliyor. Oralarda kullanmak üzere konulmuş bir parça olarak düşünüyor. Omuzumuzda olsun, bileğimizde olsun işte ayarlayıp böyle sıkılaştırdıktan sonra buraya aksiyon kameramızı takarak arkadaşlar
çekim işimini yapabiliriz. Yürüyüş esnasında olsun veya işte kayak esnasında olsun. Kask falan kullanmıyorsanız orada kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle şunun ikisini birleştirip bunu daha uzun yapabilir miyiz? Şöyle bence sağlam oldu. Şu şekilde yapıp arkadaşlar başımıza bağlayıp rahatlıkla yetişiyor. Şey yapıyor. Bağladıktan sonra arkadaşlar aksiyon kameramızı burada da kullanabiliriz. Burada kullanmak için ne yapmamız gerekiyor diye düşünürseniz, soracak olursanız, evet arkadaşlar, şöyle geçirip şuradan geçirip arkadaşlar şöyle şu şekilde buradan da tekrar geçirdikten sonra şöyle arkadaşlar şu şekilde işte hani ayarlayıp şu şekilde kullanıp kameramızı da buraya takarak çekim işlemini yapabiliriz. Bu dediğim gibi başımıza bağlayabiliriz, omuzumuza bağlayabiliriz veya bileğimize bağlayabiliriz veya da hani yerleştirmek istediğimiz yere o şekilde ayar yapabiliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde de gayet sağlam oluyor. Kolay kolay çıkacak bir durum da değil. Bunu da bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Böyle uzatıp iki parça şeklinde. Burada iki tane cırt bant var. Bunlar da muhtemelen herhalde boyuna veya bileğe falan bağladıktan sonra sabitlemek için kayma işlemine sabitlemek için kullanmamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. Yalnız bunların parçaları satılıyor arkadaşlar. 120 liraya 150 lira civarında takım olarak satılıyor. Onlar da normal geçecek şekilde veya o göğüste takılacak şekilde kemerler falan var. Şeyle. Oraya takıp orada da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İlerleyen derslerde onun tanıtımını da yaparım arkadaşlar. Çünkü o ürünü de ben almıştım. Diğer kameramda kullanmak için. Gayet güzel, kullanışlı, elverişli bir ürün. Şöyle şunları bırakalım arkadaşlar. Asıl meseleye gelelim arkadaşlar. Kameramızın şurada bir jelatini var. Jelatini kaldırmaya çalışalım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ekranın önüne konulan bir kamera. Valla performansını ben de merak ediyorum açıkçası. Şurada bir ittirme tuşu var arada, kilidi açmak için. Mi? Değil. Buradan bu tarafa çekin diyor. Bilemiyorum nasıl açılacak. Şöyle tekrar bir deneyelim. Şuradaki işarete bakıp şöyle çekip valla kırılmadı inşallah. Yok, kırılmadı. Bu şekilde açılıyormuş arkadaşlar. Tekrar göstereyim ben size isterseniz. Şurayı çekip arkadaşlar şurayı yukarı kaldırdığınız zaman şöyle şu şekilde göstereyim. Şöyle takılı sağlam. Şurayı çekerek arkadaşlar şurayı yukarı kaldırdığımız zaman şöyle rahat bir şekilde açılıyor. Dikkat edelim. Çünkü bu tür malzemeler biraz hassas olduğu için çabuk kırılabiliyor. Evet. Kameramızı çıkartalım. Arkadaşlar. Kameramız normal şartlarda bu boyutlarda. Arkada bir LCD ekran var. Oradan görüntü takip edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Onu bilemiyorum. Şarjı olup olmadığı konusunda da bilgim yoktur. Şarjı eğer yoksa şarj edip şarj ettikten sonra çekim denemesi yapacağız. Evet arkadaşlar, aksiyon kameramızla deneme çekimlerimizi yaptık, inceledik. Gündüz çekimi olsun, gece çekimi olsun, işte düşük ışıkta, yüksek ışıkta nasıl bir etki veriyor, onlara baktık. Genel olarak düşüncelerim arkadaşlar, verdiğim parayı hak ediyor mu? Hak ediyor. Çok yüksek bir rakam vermedim ben buna, bir yani reklam olmasın, bir 100 TL falan verdim. Lakin dediğim gibi ben bunu daha çok araç içerisinde kullanmak için aldım. Bu üzerinde gördüğünüz aparatla arkadaşlar genelde motosiklette, kaskta veya dış çekimlerde işte aracın üstüne etmek isterseniz veya motosiklete veya kaskınıza onun için tasarlanmış. Bu içine şey yaptığınız zaman arkadaşlar araç içi kullanırken bunu kullanmıyoruz. Veya kullanabilirsiniz ama gerek yoktur. Çünkü biraz araçta kaba gösteriyor. Şu şekilde aparatına takıp
Onu da araç içerisinde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öndeki düğmeye bastığınız zaman zaten açılıyor. Üstteki menü kayda başlıyor veya durduruyor. Öndeki düğmeyle menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte fotoğraflara, video çekimlerine, ses kayıtlarına falan geçip orada izleme yapabiliyorsunuz. Yan tarafta işte yine dediğim gibi menüler arasında geçiş sağlamak için aşağı yukarı ok işaretleri falan var. Bu da normal aracınızda kullanırken de rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz veya motosiklet kaskınızda kullanırken de buradaki düğmelerle rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda bence gayet güzel. Fiyatının hakkını veriyor. Yani gidip hani 500 lira, 700 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira verip de sadece araç içerisinde kullanmayı düşünüyorsanız gerek yoktur. Çok rahat bir şekilde iş görebiliyor. Zaten arkada LCD ekran var. Çekim esnasında da görebiliyorsunuz ve çekim sonrasında çektiğiniz görüntülerde izleme olanağı veriyor. Bu da güzel bir durum. Şarj adaptörünü taktığınız zaman sürekli çekim yapabiliyor. Daha önce de söylediğim gibi çekimlerde 5, 10, 2 dakika veya 3 dakika seçip sürekli çekim yapabiliyorsunuz. 3 dakikada bir, 5 dakikada bir çekime tekrardan başlıyor. Ve hafıza bittikten sonra şey yaptıktan sonra baştakileri silerek devam ediyor. En sondakini silip onun üstüne kaydedebiliyor. Hareket algılama sensörü var. Bu bence güzel bir menü olmuş. Neden diyeceksiniz? Çünkü akşamlar kapatıp girdiğiniz zaman o hareket algılayıcı herhangi bir olay vukuat esnasında rahatlıkla kayda geçeceği için sizin için bir kurtarıcı olabilir. Bu gündüz için de olabilir. Çünkü park ettiğiniz yerde Allah göstermesin araba vurup gidebilir, önden bir şey çarpabilir. Onları daha rahat kontrol etme açısından güzel bir uygulama olmuş. Bunun dışında arkadaşlar söyleyeceğim pek fazla bir şey yoktur. Ürün bundan ibaret. Ha, çok böyle profesyonel bir çekim kalitesi beklemeyin. Ama dediğim gibi fiyatına göre çok çok kullanışlı bir ürün benim açımdan. İyi, belki benim düşünceme katılan olur veya olmaz ama ben verdiğim parayı hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Kullanmak isteyen arkadaşlara da bu performansta bir ürün düşünüyorsalar tavsiye edebilirim. Benim dediğim gibi daha profesyonel çekimlerde kullandığım bir aksiyon kameram var. GoPro. Gayet de memnunum. Ama dediğim gibi bunda ekran yoktur, LCD ekran yoktur, izleme vesaire falan yoktur. Bunu genelde telefonla Wi-Fi veya Bluetooth şeklinde bağlanıp oradan takip edebiliyorum. Bunu güneş altında fazla bırakmak istemediğim için bu kamerayı almak istedim. Bu da şimdilik işimi görüyor ve şimdilik memnunum arkadaşlar. Umarım tanıtım videomuz faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Önerilerinize, fikirlerinize de açığım arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Mutlaka gün içerisinde dönüş yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikler dilerim.